Merhabalar, hoş geldiniz. Program geliştirmenin ilk ünitesi olan temel kavramlar ile başlıyoruz. Temel kavramlar ünitesi kapsamında neleri göreceğiz? Eğitimin tanımına bakacağız. Eğitimin türlerine bakacağız. Kültür kavramına beraberce bakıp bu üniteyi ele alacağız. Şimdi, öncelikle eğitimin tanımını buraya yazdık. Hocam, Eğitimin tanımını ben yıllardır her yerde görüyorum, her yerde karşılaşıyorum. Klasik bir kitabi tanımı var eğitimin. Nedir? Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Ya hocam yıllardır ben bununla karşılaşıyorum. Geldim şimdi KPSS'ye gireceğim. Program gelişme dersinin ilk başlığında yine bunu görüyorum. Neden sürekli bu eğitimin tanımı var? ÖSYM sınavda bana eğitimin tanımını mı soracak? Hayır. Sana eğitimin tanımını sormayacak. Ama tanım hakkında yorum yapmanı isteyebilir. Şimdi biz bu tanımdan nasıl yorum yapacağız? Bak şimdi. Birey diyor bana öncelikle. Bireyden kasıt nedir? Neden bana bireyden bahsediyor? Bakın. Eğitim dediğim iş kime verilir? Bireye verilir. Yani eğitim canlı organizmalara verilen yapılan bir süreçtir. Doğru mu? Doğru. Hocam peki bu kendi yaşantısı yoluylardan kasıt ne? Yaşantı dediğim şey ne? 2017 yılında bana bu yaşantı kavramıyla alakalı soru sordu. Şimdi yaşantıyı bir ele alalım. Yaşantı dediğim şey nedir? Bak, yaşantı bireyin çevresiyle girdiği etkileşimlerdir. Senin Çevrenle girdiğin etkileşimlerin tamamı yaşantıdır. Hocam nasıl çevremle girdiğim etkileşim? Ya evden dışarıya çıktın, okula gideceksin, işe gideceksin. Otobüs durağına doğru yürürken yanından geçen kişinin telefonla konuşması veya iki kişinin tartışması, herhangi bir duyduğun ses, herhangi bir girdiğin etkileşim benim için nedir? Yaşantıdır. Hocam e tamam da bunu nasıl sordu? Bunu neyini soracak? Ne diyecek? İşte evden işe giderken yanında telefonla birisi konuştu. Bu yaşantıdır diye mi sordu? Hayır. Yaşantıdır yaşantı kendi içerisinde iki başlığa ayrılır. Bunlardan ilki yaşanılmış yaşantıdır. İkincisi ise kazanılmış yaşantıdır. İşte burada film kopuyor. Bak şimdi yaşanılmış yaşantı ne? Kazanılmış yaşantı ne? Ben yaşantının tanımını yaparken ne dedim? Bireyin çevresiyle girdiği etkileşimlerin tamamıdır. Doğru. E ben evden dışarıya çıktım. Yanımdan telefonla konuşarak geçen birinin sesini duymam. Bir yaşantı mıdır? Yaşantıdır. Peki hangi yaşantı türüne girer? İşte şimdi ona bakacağız. Bak, senin girdiğin tüm yaşantılar yaşanılmış yaşantıdır. Nasıl hocam? yaşantıların sonucunda eğer öğrenme yoksa yaşantılarının sonucunda eğer ki davranış değişikliği yoksa bu benim için bir yaşanılmış yaşantıdır. Bak az evvel verdiğim örnek neymiş o zaman? Yaşanılmış yaşantı örneğiymiş. Peki hocam ne olursa kazanılmış yaşantı örneği olur? Eğer ki senin girdiğin etkileşimin sonucunda sen de bir öğrenme meydana gelirse, sen de bir davranış değişikliği meydana gelirse bu artık kazanılmış yaşantıya dönüşmüştür anlamına gelir. Hocam hadi bana bir örnek ver. Bak şimdi. Şöyle sordu bana. 5 tane seçenek verdi. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi bir kazanılmış yaşantı değildir diye sordu. Ha, kazanılmış yaşantı olması için bana ne lazımdı? Öğrenme lazımdı, davranış değişikliği lazımdı. Seçeneklerden birinde şöyle bir öncül vardı. Şunu diyordu, diyordu ki bir cinayette aile yakınını kaybeden Ali artık 3. sayfa haberlerine daha dikkatli bakıyor. Bak şimdi. Ali'nin bir cinayette yakınını kaybetmesi nedir? Çevresiyle girdiği bir etkileşimdir. Yani yaşanılmış yaşantıdır. Ama bir süre sonra Ali'nin artık gazetelerde 3. sayfa haberlerini daha dikkatli okuması Ali'de bir öğrenme gerçekleştiğini, bir davranış değişikliği ortaya çıktığını gösterir mi? Gösterir. O zaman Ali'nin yaşanılmış yaşantısı neye dönüş olur Kazanılmış yaşantıya. Ha hocam, o zaman şunu diyebilir miyiz? Her yaşanılmış yaşantı, eğer ki öğrenme veya davranış değişikliğiyle sonuçlanırsa, neye dönüşürmüş? Kazanılmış yaşantıya dönüşürmüş. Burada bizim bir şifremiz var. Nedir bu şifre? Yaşa ki kazanasın. Bunu unutmayacaksın. Girdin sınava yaşantıyla alakalı bir soru çıktı karşına. Ne diyeceksin? Hemen yanına yaşa ki kazanasın yazacaksın. Yaşa ki kazanasın. Ali önce yaşadı. Bir yakınını cinayette kaybetti. Ardından Ali artık gazetede 3. sayfa haberlerini daha dikkatli okumaya başladı. Yani Ali'de öğrenme ve davranış değişikliği gözlemlendi. Yaşantı kavramımız bu. Hocam eğitimin tanımında başka ne var? Bak, kasıtlı diyor, kasıtlı. Bak, istendik diyor. Ha, hocam kasıtlı ve istendikten bize anlatmak istediği şeyi hemen şuraya yazın. Bak, ben eğitim veriyorum eğitim. Bu eğitim mi kasıtlı olarak veriyorum? Yani ben eğitim mi neye yönelik olarak veriyorum? 1 hedefe göre veriyorum. Doğru mudur? Önceden hedefimi belirliyorum ve bu hedefime göre ben eğitim veriyorum. Hocam sen eğitimini nasıl veriyorsun? Sen eğitimini istendik yönde veriyorsun. Unutma eğitim bizim için istendik yönde olmalıdır. Yani eğitimin amacı öğrenciye küfretmeyi öğretmek, öğrenciye hakaret etmeyi öğretmek olamaz. Ben öğrenciye ne yapmalıyım? Olumlu yönde davranış kazandırmaya çalışmalıyım. Peki hocam davranış değişikliğinden kasıt ne? Davranış değişikliğinden kasıt benim için ne olabilir acaba? Bak dikkat et. Ömer Hoca zaten size davranış değişikliğinin ne olduğunu anlatıyor. Ama sen davranış değişikliğini gördüğünde ne diyeceksin? Aslında amacım neymiş? Öğrenme sağlamakmış diyeceksin. Bunun yanı sıra eğitim bir nedir arkadaşlar? Eğitim bir süreçtir dememiz gerekiyor. Ha, süreçten kasıt nedir hocam? Şöyle bir şey var mı? Elimde bir sihirli sopa olsun, sihirli değnek olsun. Getireyim kafana değdireyim, bütün KPSS bilgilerini öğren. Olabilir mi bu? Olamaz. Neden? Çünkü eğitim bir süreç işidir. Yani belirli bir zaman dilimi gerekir eğitim için diyoruz. İşte bu kitabı tanımın karşılığı burada gördüğünüz kavramlarla özetlenebilir diyoruz. Okey eğitimin ne olduğunu anladık. Şimdi bize asıl soru getiren, asıl karşımıza çıkan kısma geçelim ve diyelim ki eğitim türleri. Şöyle şurayı alayım. Hı. Eğitimin tanımı uzun yıllardır soru getirmedi. Ama eğitimin türleri hemen her yıl soru getiriyor. Bizim için çok çok önemli bir başlık. Hadi bakalım. Ne diyoruz? Eğitimin türleri. Eğitim türleri bizim için çok çok önemli bir başlıktır. Her yıl bunun neyi var? Her yıl bunun bir tane sorusu var. E hocam, hadi gel o zaman şu bir tane sorunun ne olduğunu bize bir anlat. Hadi anlatayım. Öncelikle eğitimi ikiye ayırıyoruz. Formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere. Hocam, şimdi e, program geliştirme dersini dinliyorsun. Evet, program geliştirme dersi şöyle bir ders. Bak sınavda 5 soru çıkıyor bu dersten. Şu, bu dersi hep yabana atıyorsun. Ya hocam 5 soru için bu kadar konu öğrenilir mi? Hocam 5 soruyu ben bir kenara atayım. Hayır. Program geliştirme dersi eğitim bilimlerindeki tüm derslerin aslında bir altyapısıdır. Neden altyapısıdır? Çünkü sen program geliştirmede bu temeli kazanarak işte eğitim nedir, eğitimin türleri nelerdir, kültür nedir gibi başlıkları kazanarak diğer derslerin tamamına ne oluşturuyorsun? Altyapı oluşturuyorsun ve şunu iddia ediyorum, bak eğitim bilimlerinde totalde 80 soru çıkacak karşına, 80 sorunun 5 tanesi program geliştirmeden gelecek. İddia ediyorum, program geliştirmeden çıkan 5 sorunun 5'inde çok rahat bir şekilde yaparsın. Neden rahat yaparsın? Diğer dersler gibi değil. Hocam, bak. Eğitim bilimlerindeki bu program geliştirme dersinde çıkan sorular aslında sana bilgi düzeyinde sorulan sorulardır. Yani bir ÖYT gibi, bir öğrenme gelişim, rehberlik gibi sana yorum yaptırmazlar. Sadece şuna bakar der ki kardeşim, sen formal eğitimin ne olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun? Biliyorsan hadi yap soruyor. Bu kadardır. Diğer dersler gibi zorluğu yoktur. Onun için Program geliştirmeyi yabana atmayın. Ha şöyle bir dezavantajı var. Program geliştirme dersinde e, daha önce hiç duymadığınız, ilk defa karşılaştığınız kavramlar olacak. İşte ne bileyim işte piramitsel yaklaşım, çekirdek yaklaşım, formal, informal. Bunlarla karşılaşınca sizi ürkütmesin bu tanımlar. Çünkü ismiyle işimiz yok. Önemli olan bizim için içeriğidir. Tamam bir ön koşullanma da yaptığımıza göre şimdi diyelim ki eğitimin türleri. Formal ve informal olmak üzere biz ne yapıyoruz? Eğitimi ikiye ayırıyoruz. Hocam bunların diğer isimleri var. Ben diğer isimlerini bilmek zorunda mıyım? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Anlatınca birazdan göreceksin. İkisi de çok basit kavramlar. E şimdi bu çok basit kavramları ÖSYM hemen her yıl bana soruyor. E bir süre sonra diyor ki, ya ben soruyorum herkes bu soruyu çözüyor. O zaman insanların bilmelerine rağmen yapamamaları için ne yapmam gerekiyor diye düşünerek şunu diyor. Diyor ki, ben bu kavramları diğer isimlerinde sorayım ki öğrencilerimiz yapamasınlar. Bak formal eğitimin diğer ismi nedir? biçimsel eğitimdir. Neymiş? Biçimsel eğitim. İnformal eğitimin diğer adı nedir? Onun diğer adı ise doğal eğitim olacaktır. Tamam. Hadi gel bakalım o zaman bu formal eğitim neymiş? Bu informal eğitim neymiş? Şimdi öncelikle formalden başlayalım. Formal eğitim dediğim şey nedir? Formal eğitim planlı olarak verilen eğitim türüdür. Planlıdır. Ve formal eğitim hedeflerin önceden belli olduğu eğitim türüdür. Hedefleri önceden nedir? Bellidir. Yani sen öğrenciye toplama işlemi mi öğreteceksin, çıkarma işlemi mi öğreteceksin. Ne yapacaksın? O hedefin ne? Hedefinin önceden belli olduğu eğitim türü formal eğitimdir. Bunun yanı sıra formal eğitimde ne vardır? Formal eğitimde bu eğitimi yapacak kişinin mutlaka ne olması gerekir? Profesyonel olması gerekir. Profesyonel ha profesyonel olmasından kasıt nedir hocam? Yani bunun meali şu. Formal eğitimi yapacak kişinin öğretmen olması gerekir. Formal eğitimi siz öğretmenler yaparsanız öyle önüne gelen herkes ne yapamaz? Formal eğitim veremez. Bunun dışında ne var hocam? Formal eğitimin yeri, formal eğitimin zamanı, formal eğitimin mekanı önceden bellidir. Yani nerede, ne zaman yapılacağını biz belirlemiş oluruz. Bak şu anda bugün günlerden ne? İşte bugün günlerden pazartesi. Pazartesi günü saat 10'da Yargı Plus stüdyolarında ne yapıyoruz biz şu anda? Program geliştirme dersi yapıyoruz. Yani benim Eğitimin verileceği yer belli mi önceden? Belli. Zaman belli mi? Belli. Mekan belli mi? Belli. O zaman ben ne yapıyorum şu anda? Formal bir eğitim yapıyorum diyeceğiz. Tamam hocam. Başka ne var formal eğitimde? Formal eğitim öğrencilere ne kazandırır biliyor musun? Olumlu davranış kazandırır. Hocam olumlu davranıştan kastın ne? Hiç şöyle bir amacın olabilir mi? Ya bugün kalkayım sabah uyanayım okula gideyim de çocuklara küfür etmeyi öğreteyim. Böyle bir amacın olabilir mi? Evet çocuklar yarın saat 10'da Yargı Plus stüdyolarında hep birlikte küfür etmeyi öğreneceğiz. Var böyle bir amaç olabilir mi? Olamaz. Onun için unutma. Formal eğitim öğrencileri sadece ne kazandırır? Olumlu davranış kazandırır demek zorundasın. Tamam hocam ben formal eğitimin ne olduğunu anladım. Peki informal eğitim dediğin şey ne? Ya şimdi bütün dersler için şöyle bir durum var. Ee, her şeyi öğrenemezsin. Şöyle düşün sen üniversite eğitiminde 4 yıl boyunca öğrenemediğin bilgileri gelip KPSS sürecinde 7 ayda 8 ayda hepsini öğrenebilir misin? Öğrenemezsin. O zaman işin birazcık böyle Nasıl diyeyim? Çakallığına vurman lazım kendini. Hocam ne demek çakallık? Ya bak kötü bir şey anlamında söylemiyorum sana. Kardeşim bir şey bak formal eğitim. Bir şeyin başına eğer ki in eki geliyorsa bu bana olumsuzluk anlamı katmaz mı? Katar. E o zaman ben şunu diyebilir miyim? Formal eğitim ile informal eğitim birbirinin neyidir derim? Zıttıdır derim. Bu kadar basit. Bak bunu tüm derslerde uygula. Sadece program geliştirme nezdinde değil. İsim okumayı öğrenmek zorundasın. Yoksa her şey derya denizdir. Her şeyi öğrenemezsin. Her şeyi ezberleyemezsin. Bunu yapamazsın. İsim okumayı öğrenmek zorundasın. Formal, informal. Birbirinin neyidir bunlar? Birbirinin zıttıdır. Tamam hocam, formali öğrendim. Hadi gel bana birazcık da informal'den bahset. Hemen bahsediyorum. Formal eğitim neydi? Planlıydı. Formal eğitim neydi? Programlıydı. E informal eğitim bunun zıttı değil mi? Zıttı. O zaman desem ki informal eğitim plansızdır. Doğru olur mu? Pek tabii doğru olur. Desem ki informal eğitim gelişi güzel olarak gerçekleşir. Bu doğru olur mu? Evet, bu da doğru olur. Gelişi güzel gerçekleşir. Neden? Çünkü bu doğal eğitimdir. Burada herhangi bir plan, herhangi bir program yoktur. E hocam, formal eğitimde profesyonellik şartı aranıyordu. Yani formal eğitimi yalnızca kim veriyordu? Öğretmenler veriyordu. Informal eğitimde böyle bir şey var mı? Gelişi güzel gerçekleşiyor, plansız olarak gerçekleşiyor. Hayır, böyle bir şey yok. Informal eğitimde profesyonellik şart değildir. Yani bunu bir öğretmenin verebileceği gibi sokaktaki Ali amca, bakkaldaki Ayşe teyze de ne yapabilir? Bize verebilir. Gelişi güzel gerçekleşiyor, plansız gerçekleşiyor ve profesyonellik şartı aramıyor unutma. Desem ki o zaman bu informal eğitim daha çok gözlemlere dayanır. Doğru olur mu? Evet, daha çok gözlemlere dayanır. E peki peki plan yok, gelişi güzel, profesyonellik yok, gözlemlere dayanıyor. Eğer desem ki informal eğitim öğrenciye olumsuz davranış kazandırır. Doğru olur mu? Evet doğru olur değil mi? Ama olumsuz davranış kazandırabildiği gibi olumlu davranışla da kazandıramaz mı? Kazandırır arkadaşlar. Unutmayın. Sen Sokakta arkadaşınla top oynarken hoşgörüyü, sevgiyi, adaleti öğrenebileceğin gibi küfretmeyi, hakaret etmeyi veya uyuşturucu madde kullanmayı da öğrenebilirsin, değil mi? Neden? Çünkü plansız ve gelişi güzel olarak gerçekleşen informal eğitim. Unutma, informal eğitim hem olumsuz hem de ne kazandırır hem de ne kazandırabilir? Olumlu davranış kazandırabilir diyoruz biz. Okey, buraya kadar anlaştık. Tamam. İnformal ve formal eğitimi böylelikle öğrenmiş olduk. İnformal eğitim nedir? Plansız, gelişi güzel, profesyonellik şartı aranmaz gözlemlere dayanır ve olumlu olumsuz davranış kazandırabilir dedik. Bunun yanı sıra formal eğitim planlı, hedefleri önceden belli, profesyonellik şartı aranan, yer zaman mekanı önceden belli olan ve yalnızca olumlu davranış kazandıran bir eğitim türüdür. Tamam hocam. Ben ikisinin ayrımını şu anda net bir şekilde yaptım. Peki böyle bitiyor mu? Hayır böyle bitmiyor. Şimdi Formal eğitimi kendi içerisinde ne yapacağız? İkiye ayıracağız. Burayı bir genel alabilir miyiz? Şöyle alalım. Hatta ben çıkayım, tamam? Şimdi şu tarafa alayım. Formal eğitimi kendi içerisinde ikiye ayıralım. Formal eğitim örgün ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Örgün ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Bak şimdi birazdan ikisinin de içeriğini anlatmaya başlayacağım ama sen şunu bilmek zorundasın. İkisi de neyin alt başlığı? Formal eğitimin alt başlığı. Eğer ikisi de bunun alt başlığıysa bu özelliklerin tamamını içerilerinde barındırıyorlar mı? Barındırıyorlar. Yani bana şunu sorma. Hocam örgün eğitimde Plan var mı hocam? Yaygın eğitimde yer zaman kişi önceden belli mi diye sormana gerek yok. Bak ikisi de bunun alt başlığıysa bunun özelliklerini içerisinde barındırır diyeceğiz. Tamam. Öncelikle örgün eğitim diyelim. Ya bunu yıllardır duymuyor musun? Yıllardır karşına çıkan bir kavram değil mi? İşte örgün eğitim zili 8 Eylül'de çalacak. 8 Eylül'de örgün eğitim başlayacak. Örgün eğitim dediğim şey benim için aslında okul eğitimidir. Okul eğitimi. Hocam ne demek okul eğitimi? Örgün eğitim aşamalı olarak ilerleyen kademeli olarak ilerleyen ve verilecek yaş grubunun önceden belli olduğu eğitim türüdür. Hocam ne diyorsun sen? Bak ben sana ne diyorum. Örgün eğitim benim için şöyle desem. Okul öncesiyle başlar. İlk okul, ortaokul, Lise ve üniversite şeklinde devam eder desem doğru mu? Evet, doğru. Neden? Çünkü bunun da okul eğitimidir. Bak şimdi, örgün eğitimde ne var? Aşama var dedim. Aşama. Hocam aşamadan kastın ne senin? Örgün eğitimde hiç şunu diyen birini duydun mu? Hocam ben ilk okula gitmeden direkt ortaokuldan başladım. Diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü örgün eğitim aşamalı olarak ilerler. Her bir aşamayı geçmeden, bitirmeden diğerine geçemezsin. Bunun yanı sıra örgün eğitim kademeli olarak ilerler. Bak bunların her biri bir nedir? Her biri bir kademedir. Aşamalı ve kademeli olarak ilerler. Bunun yanı sıra yaş grupları önceden bellidir örgün eğitimde. Hocam nasıl bellidir? Bak şimdi ilk okula başlama yaşı ne? 7 değil mi? Ardından 7 yaşında ilkokula başladın, 4 sene ilkokul okudun. Ortaokula başlamanın yaşı ne? 11. E 11'den 4, 3 sene ortaokulu okuduktan sonra 14 yaşında neye başlayacaksın? Liseye başlayacaksın. E tamam hocam bak hepsinin yaşı var sen haklısın. Hatta şunu da diyemeyiz. İşte ben 9 yaşında ne yaptım? Okul öncesi eğitime başladım. Bunu diyebilir misin? Diyemezsin. Hepsinin belli bir yaş grubu vardır. E anlaştık. Buraya kadar bir sıkıntı yok. E hocam peki üniversite örgün eğitim kapsamında ise eğer üniversitenin yaş sınırı var mı? Evet, üniversitenin de yaş sınırı var. Üniversitenin yaş sınırı 18'den ölüme kadardır. Unutma, üniversite eğitimi de örgün eğitim kapsamındadır. O zaman neymiş örgün eğitim? okul eğitimiymiş aşamalı kademeli olarak ilerleyen ve yaş gruplarının önceden belli olduğu bir formal eğitim türüymüş. Buraya kadar anlaştık. Buraya kadar anlaştık. Bir sıkıntı yok. Hocam gelelim şu yaygın eğitime. Bakalım bu yaygın eğitim dediğim şeyde ne ola ki? Yaygın eğitim benim için örgün eğitimin tam tersidir. Nedir hocam tam tersi? Bak Örgün eğitimde ne vardı? Aşama vardı, kademe vardı, yaş grubu önceden belliydi. Yaygın eğitimde böyle bir şey yok. Yaygın eğitimde herhangi bir aşama yoktur. Yargı, yaygın eğitimde herhangi bir kademe yoktur. Yaygın eğitimde herhangi bir yaş grubu kesinlikle ne yapmaz? Bulunmaz. Yani yaygın eğitime sen istediğin gibi katılırsın. Yaygın eğitime istediğin gibi gidersin. Hani bu gittiğimiz halk eğitim merkezleri, işte biçkin akış kursları, ne bileyim dikiş kursları, işte ehliyet kursları bunların tamamı yaygın eğitim kapsamındadır. O zaman ben şunun yanına şöyle bir parantez açsam desem ki bunlar bizim gittiğimiz kurslardır. Doğru olur mu? Olur. E hadi şöyle nitelendir. Okul eğitimi derse nereye alacağım? Yay örgünü alacağım. Kurs eğitimi derse nereye alacağım? Yaygın eğitimi alacağım. Bu kadar basit. Şöyle bir ön koşul var mı? İşte sen dikiş kursuna gitmek için öncelikle direksiyon kursu almalısın. Herhangi bir aşama var mı dikiş kursuna gitmek için? Yok. Ya da sen dikiş kursuna gitmek için kesinlikle 18 yaşını geçmiş olman gerekiyor. Herhangi bir yaş grubuna dayalı mı? Değil. Kurstur kardeşim ben çıkarım giderim alırım. Hiçbir aşaması, hiçbir kademesi veya yaş grubu yoktur. Kurs derse nereye gidiyorum? Yaygın eğitime gidiyorum. Okul eğitimi derse nereye gidiyorum? örgün eğitime gidiyorum. Buraya kadar okeyiz. Yaygın eğitimin ne olduğunu anladık. Kurs deyince yaygın eğitim gelecekmiş aklımıza. Peki hocam ben bu yaygın eğitimi de kendi içerisinde ikiye ayırabilir miyim? Pek tabii ayırabilirsin. Şuraya yazacağım. Bayram burası gözüküyor mu? Evet hocam. Tamam. Yaygın eğitimde kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan birincisinin adı halk eğitimidir. İkincisinin adı ise hizmet içi eğitimdir. Bak. Şimdi halk eğitimi de hizmet içi eğitimde. İkisi de yaygın eğitimin alt başlığı mı? Evet, ikisi de yaygın eğitimin alt başlığı. O zaman yaygın eğitimin özelliklerini içerisinde barındıracak mı? Barındıracak. Hatta bunun yanı sıra neyin de özelliklerini içerisinde barındıracak? formal eğitimin özelliklerini içerisinde barındıracak. Okey. Hocam halk eğitimine hizmet içi eğitimde. Bak çok basit. Bu ikisi çok basit. Şöyle. Eğer ki birey kendi isteği ve talebi doğrultusunda kendi isteği ve talebi doğrultusunda Eğitim alırsa bu benim için halk eğitimidir. Nasıl hocam? Daha önce sordu. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 sorusuydu halk eğitimi sordu. Şöyle sordu. Dedi ki Ayşe öğretmen İngilizce eğitim veren bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışıyormuş. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Öğretmen derslerini İngilizce olarak anlatabiliyormuş. Yani ben geldim sınıfa. Okulun dili İngilizce. Ben matematik öğretmeniyim. İngilizce olarak ders anlatabiliyorum. Ama öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları İngilizce esprileri anlayamıyormuş. Bundan dolayı gitmiş bir İngilizce kursuna kaydolmuş. Bu hangi eğitim türüdür diye sordu. Cevabım halk eğitimiydi. Neden halk eğitimiydi? Çünkü Ayşe öğretmen kendi isteği, kendi talebi doğrultusundan bir eğitim almış, evet. Eğer ki kendi isteği, kendi talebi varsa halk eğitimi diyeceksin. Peki hocam, hizmet içi eğitim nasıl olur? Hizmet içi eğitimde ise, bak sen artık neye başlamışsın? Hizmetin içine girmişsin. Yani sen artık atanmışsın, sen artık çocuklarına kavuşmuşsun, sen artık hizmet ediyorsun ve bir eğitim alacaksın. Ama hizmet içi eğitim eğitimde senin kendi isteğin, kendi talebin yoktur. Seni bu eğitime kim yönlendirir? Seni bu eğitime çalıştığın kurum yönlendirir diyeceğiz. Hocam nasıl? Bak atandın gittin atandıktan sonra ilk bir yıl aday öğretmen olarak çalışacaksın. Aday öğretmen olarak çalışırken şöyle bir şey olacak. Diyecekler ki işte Ayşe hocam bak bir hizmet içi seminerim var git seminerini dinle. Kurumun seni seminere gönderirse eğer hizmet içi eğitim alıyorsundur. Bunu da şöyle sordu bir yıl. Dedi ki bir banka kullandığı sistemi değiştirmiş. Bilgisayar sistemini değiştirmiş. Değiştirdikten sonra bakmış ki personellerinin bu yeni sisteme adapte olması için bir eğitim almaları gerekiyor. Personellerinin tamamını bir hizmet içi eğitime yönlendirmiş. Bak kim yönlendirmiş kurum. Kurum yönlendirirse hizmet içi eğitim, birey kendi isteği, kendi talebiyle giderse halk eğitimi olduğunu söylemek zorundayız. Aha da şu gördüğünüz tahta hemen her yıl bize bir tane soru getiriyor. Daha önce formali sordu, informali sordu, örgünü sordu, yaygını, halk eğitimi, hizmetçini hepsini sordu. Hatta 2023 yılıydı yanılmıyorsam. 2023 yılında bize tamamını bir soruda sordu. Dedi ki şöyle sordu. 3 öncüllü bir soruydu yanlış hatırlamıyorsam. 4 öncüllü de olabilir. 2022 veya 23 sorusuydu. Şöyle sordu. Dedi ki e, Ayşe hafta sonu ehliyet almak için bir kursa katılmış. Ha. Hafta sonu ehliyet almak için bir kursa gidiyorum. Kursu gördüm. O zaman nedir? Ya halk eğitimi ya hizmet içi eğitim. Kursa kendi isteği talebiyle mi katılıyor? Evet halk eğitimi o zaman. Okey. Bunun yanı sıra diğer öncülü de ikinci öncülü de şöyle dedi. Dedi ki e, Ayşe Meslek lisesinde okumakta ve derslerine meslek lisesindeki saatlere göre giriş çıkış yapmaktadır. Bak ne yapıyor? Meslek lisesinde yeri, zamanı, mekanı önceden belli bir şekilde planlı, programlı ders alıyor. O zaman bu ne kapsamında? Formal eğitim kapsamında. Okey. Buraya kadar da bir sıkıntı yok. Üçüncü öncül de şuydu. Diyordu ki Ayşe ailesinin ailesinden gördüğü gibi düzenli, tertipli, saygılı, özverili bir çocuktur dedi. Ha, ailesi aslında Ayşe'ye bunu nasıl kazandırmış? Gelişi güzel olarak, informal olarak, plansız, programsız bir şekilde kazandırmış değil mi? Evet o zaman bu da informal eğitim kapsamında alır. Unutmayın sizin ilk eğitmenleriniz İlk öğretmenleriniz kimdir? Annelerinizdir, babalarınızdır. Anne ve babalarınız eğer ki size bir şeyler kazandırmaya çalışıyorsa bunu nasıl kazandırır? İnformal eğitimle kazandırır. Eğitim ilk olarak ailede başlar diyoruz. Okey buraya kadar bir sıkıntı yok. Bunların tamamını ele almış olduk. Şimdi bir de kısacık şurada bir kavramdan daha bahsedeceğim. Ha, şurada bahsedeyim. Nerede bahsedeyim? Şurada bahsedeyim hatta hiç silmeden bahsedebilirim. Bir diğer eğitim türüm ise sargın eğitimdir arkadaşlar. Bu daha önce hiç sorulmadı ama genellikle soru bankalarında karşınıza çıktığı için ben anlatmak istiyorum. Bak, sargın eğitim son yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan bir eğitim türüdür. Avrupa'da ortaya çıktı ve bu sargın eğitimin amacı şu. Diyor ki kardeşim ben bireylerin el becerisini geliştirmeye amaçlarım. Ben bireylerin el becerisini geliştirmeyi amaçlarım diyor. Ve diyor ki ben bireylerin el becerisini geliştirirken onlara maddi bir katkı sağlamayı dikkate alırım. Yani şöyle düşünün. Şöyle düşünün kadınları alıp götürüp dikiş nakış kursuna alıyorum. El becerilerini geliştiriyorum ve bu diktikleri eşyalar işte ne bileyim lif, çorap gibi şeyleri de satmalarını sağlıyorum. Hem onların el becerisini geliştirip hem de aynı zamanda maddi getiri sağlıyorsam bu da sargın eğitim kapsamında ele alınır. Soru bankalarında karşınıza çıkar diye bunu da verdim. Böylelikle eğitimin tanımının ne olduğunu, Eğitimin türlerini ele almış olduk. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Kültür başlığından bahsedeceğiz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.